Ellerinize sağlık gençler. Haydi bakalım. Selametle. Yemin ediyorum jilet gibi oldu. Amanın ortağım gel buraya. Gel buyur. İşte inovasyon, işte organizasyon. Yemin ediyorum neler neler maydanozlu köfteler noktasının son noktasındayım. Girişimciliğin son noktasındayım. Ne oldu? Heyecanlandın mı? Bir titreme geldi. Lan oğlum. Seni bana sipariş mi verdiler lan? He? Erol et ne oğlum? Erol et, Erol et. Köftenin adı ağzımızın tadı. Giderken sağda, dönerken solda. Neyini beğenmedin? Erol et. Lan oğlum. Beğenmedim tabii lan. Sen kime sordun da Erol et yaptın oğlum bu tabelayı? He? Aa, hayır. Bak, ya. Kurtuluş Bey bir saniye lütfen. Geçin. Ayran geliyor efendim. Hemen ayran aklımda. Ya, ayran, Kurtuluş Bey. Komşulara karşı çok ayıp oluyor şu anda. Lan buraya. Şener Şen gibi koşturuyorsunuz beni ama. Bir saniye lütfen. Müşteriler var bir saniye. Eğer diyorum eski ortağınızı özlediyseniz bir kalpte bir ortak olur Kurtuluş Bey. Lütfen ama. Lan Erol. Boş ol. Boş ol. Boş ol. Bak pişman olacağın bir şey yapacaksın. Şiddet uygulayacaksın gibi hissediyorum. Kurti hayır. Yemin ediyorum sosyal medyaya koyarım. Cinayet selfisi olarak tıklanma rekoru kırarız. Ah, ah. Yok. Yemin ediyorum. Hayır. Bu sefer üçüncü sayfadayız. Gel lan buraya. Tamam. Tam da yüzümüzü batıya dönecekken olacak iş mi? Oğlum sen hala konuşuyor musun ya? Tamam tamam söyleyen gitti Kurtuluş Bey. Söyleyen gitti. Erol gel şunun ucundan bir tut da yardım et bari çıkaralım şunu. Ahan da fikrim geldi şu an. Yepyeni bir fikirle, yepyeni bir projeyle siz sevenlerimin karşısındayım. Fark ettim ki Erol Et projesi sizi çok açmadı. Size çok iyi gelmedi. Onun yerine Yardım Et isimli yeni bir proje düşündüm. Burada müşteriler geliyor, kendin pişir, kendin ye usulü bize de yardım ediyor. Nasıl konsept? Bunu bir düşünelim. Düşünüyorum Erol. Öyleyse yoksun Erol. Bak kendini çok dövdürtmeden git Erol. Hem edebiyat hem felsefe göndermesi. Fark etmedim sanmayın. Biz de boş insan değiliz. Erol, hadi git sipariş mipariş bir şey al. Hadi ya. Ben gideyim, boş boş dolanayım biraz. Of. Kurtuluş. Oo, hoş geldin baba. Vallahi hiç hoş gelmedim. Nülüfer Nuh diyor, peygamber demiyor. Yapma ya. Of. Ya, ya bak. Kurtuluş bu ne? O şey baba. Sana soruyorum. Bu ne? O biraz uzun hikaye baba. Anlatayım ben sana. Bugüne kadar hiç haberi yok muymuş Onur? Yokmuş baba yani. Söylememiş, kız saklamış her şeyi. Bir dakika, kim saklamış, neyi saklamış? Benden bir şey mi saklanıyor şu anda? Sana ne birader? Nasıl sana ne birader? Ben de buraya para koydum. Ben de buranın ticari ortağıyım. Eğer ticari bir sır varsa benim bilmek en tabii hakkım. Ayrıca burası Harry Potter'ın sırlar odası değil, ekmek teknesi. Belirtirim Kurtuluş Bey. Ya oğlum sen işine baksana ya, Allah Allah. Öyle mi olduk şimdi? Müşterinin yanında. Zavallı Ale. Kadersiz kızım. Lale bunu duyarsa mahvolur. Vallahi baba daha Onur söylememiş Lale'ye de işte hani... Zaten o kolye de böyle Lale'nin çantadaydı. Geçen gün güç bela aldım. Çok iyi etmişsin, çok iyi etmişsin. Neyi aldın, nereden aldın? Ben de bilmek istiyorum. Beni de aranıza alın. Ben de sizinle oynamak istiyorum ama. Ya oğlum sen gidip böyle müşteriyle falan ilgilensene bir baksana şunlara. Bakıyorum gerçekten son dönemde gördüğüm en güzel müşteriler. Oğlum onu mu diyorum ben ya? Gidip sipariş mi alıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir şey yap hadi. Bana da mı biz bakıyoruz? Siparişi de mi ben alıyorum? Zaten bulaşığı da ben yıkıyorum. Her yere ben koşuyorum. Ben bu kadar koşmayla İbrahim Üzülmez kadar koşuyorum efendim. Gerçekten. Seneye bu kadar koşsam Real Mardin'deyim. Ya hadi be abisi. Hadi bir git gözünü seveyim ya. Peki. Peki. Kurtuluş. Bak bu kolye işini saklayacağız. Tamam mı? Yani Lale'nin hiç haberi olmayacak. Vallahi baba hani bahsetmesin de yani nereye kadar ortada bir tane evlat var yani. Hani bir de Lale böyle başkasından duyarsa daha kötü olur. Ayrıca biliyorsun yani biz sır saklama konusunda sicilimiz pek temiz değil.
Ahanda duydum, sır dedin. Aranızda bir sır var. Fısır fısır sabahtan beri bir şey konuşuyorsunuz ve bana söylemiyorsunuz. Burayı sırlar odasına çevirdiniz. Yemin ediyorum kulak misafiri olmaktan kaba kulak oldum ben burada. Erol'du değil mi? Evet amcacığım, Erol'du. Ki hala da Erol. Bak hala Erol. Senin ağzına acı biber sürerim. Sonra bu cemiyette kulağını çekerim. Rezil olursun. Hala duruyor. Yok. Hala Erol ama yaşadıklarından ders çıkarmış bir Erol amcacığım. Baş üstüne. Saygılar, sevgiler bizden. Bilmukabele efendim. Sen mi saçtı biri mi? Erol, hadi oğlum ya. Kurtuluş, bunu saklayacağız. Ne pahasına olursa olsun saklayacağız. İyi, saklayalım da baba. Emin miyiz peki? Vallahi orasını bilmiyorum. Yani ne zaman emin olsak bir fiyasko oluyor. Doğru diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin? Ben kısmetim.